çıkıyorsun, uçamıyorsun. Herkes böyle yasadığın üstünde yerini gezdirip duruyor. Sen nasıl bütün Türkiye'yi bir yerine tutarak çalışıyorsun? Onlar elini böyle yasadığın tatlının üzerinde gezdiriyor. Demiş ki onlar benim bulduğum yeri arıyor. Şimdi biz bulmaya çalışıyoruz. Tadını öğrenmeye çalışıyoruz. Yavaş yavaş inşallah böyle tutup bir yerden tutup çantaya yeni yeni başlayacağız. Arıyoruz. Bu işi tehditlerinden devam edelim. Şimdi tehdit kısmını şey yapacağım yani zaten son aşamaya geldi. İnşallah bu 3 Haziran'daki şeyde mecliste Büyükşehir'e gönderildi. 2 ay içinde sanırım sonuçlanır. Zaten biz şeyin bütçesine de koydurduk. Federasyondan alacağım şey tarafına da bütçemizi verdik. Federasyonun 2012 bütçesinde de onaylandı. Yardım vereceklerdi. Onaylandı. Bizim geldiği şeyler. Federasyonun insanları. Gençlik genel müdürlüğünden anladığı şeyler. İnşallah bir hafta bir konu. Senin için de yaparız. Bu olur da İlk faydalanacak. Tamamen tasarruf hakkı. Aynen. Galatasaray'ın
Aslan Tepe'de şey, hapları gibi. Bu da anlaşıldı. İnsanlar çok bir tarihi ve altın kullanımına açıldığı yer olmasından kaynaklar bir de farklı bir şey var. Kurumu var Amerika'da. Yani bizim için tarihi önemli olan bir yer. Gençler olur diye gözüm ve çalışıyorum. Var. Şimdi buradaki dışarıdan gelen yani güzel bir şey. Altın oraya bir bilgi de bir ya bunlar dedi, burada yaşayan insanlar bir kişisel hakları da var burada. Ne kadar devletin malı da olsa. Şimdi bak, öyle bir çalışma başlatılmış da, biraz önce söylediğim gibi, Göztepe Spor Kulübü, o tarihi yapısını, o efsane yapısını aynen sağlayacak bir mekan oluşturması lazım. Yani bu mekanda bu arazide bu tesisin yapılması lazım. O hasletleri de, Göztepe'nin tüm hasletlerini de tamamen barındıracak ve halkın da orada spor yapabileceği merkezi bir alanda böyle bir tesisi ancak hem genç spor genelde hem Göztepe'nin kabul edeceğini bilinmesi lazım. Evet. Şimdi bu geleceğe yönelik tabii kolları da bir de güzel durum var. Altan Tepkisi'nde var. Altan Tepkisi'nin İzmak İzmir kulüpleri adına işte birine talip oldu. Burada İmam Bey'in de bu konuda kişileri olduğunu da görmekte de tutukladı. Bu konuda neler yani İzmak'la bu konuda bir rekabet içine gelecek mi? Yoksa farklı bir şey. Müdürüm ama paraların ödenmediği ve bu açıdan o hocam kurumuna getirmediği için vecibelerini. Bu Genç Spor Genel Müdürlük ile Altay Spor Kulübü arasındaki hukuki bir mevzudur. O gibi tartışmalarla hukuki ihtilafları çözülecek olan bir karar. Biz bu aşamada oraya talip olmamız hem eşit olmaz hem de Göztepe'nin şeyine, vakarına uygun bir tavır değil. Şimdi burada Altay'la ilişkisi bitmedi. Evet. Sadır biz burayı alacağız filan demeyi çok doğru bulmayız. Bunun için önce bekleyeceğiz. Bunlar yani gençliklerin ürünlerinin kirasını ödemiyorsa öderler siz. Devam edeceğiz. Onlarla da çekeceğiz. Son gelişti o zaman söyleyeyim. Orada kira ödemeyiz. Evet. Aynen böyle. Doğru. Ben de biliyorum o yüzden. Şimdi onlar şu anda herhalde kesildiği tahmin ediyorum bir söylenti. Yani onları biz daha olayın içerisine girmedik. Biz onları tabii ki bakacağız edeceğiz ama yeri ve zamanı gelmeden de bir teşebbüse geçmek uygun değildir. Peki olur da görsel hakta devredilir işte. Kapatayım ben şimdi. Yaparsan neredeyse bu kadar olduğunda sen
gerekli olan şeyi yapa yapar gideriz. Yani bir gün derken bu konu işte yapacak kalmışı yok ama neyi gerekiyor, bunu yapacağız. Felaketi bir artık olması uzun ödüle başlayacağız. Başkanım bütçemiz ne kadar, transfer bütçemiz belirlediniz mi? Şimdi büyük kulüplerden bir tane şey, sportif direktörü ya da gelen bir görevi yapan başkanımla görüşüp dedik ki ya bu işe silah bakıyor. Hani neden istediğiniz bir oyuncu olursa dedi, o oyuncu size verelim. Kırmızı bir sözünü. Sonra arkadaş benim yanıma geldi. Dedi ki ya bütçeniz ne kadar dedi. Ben de ya bütçe yok. Bir şey gerekiyorsa o kadar harcayacağız. Ama tabii kafamızda bir şey var da öyle bir bütçeye bağlı kalmıyoruz. İşte neye ihtiyaç olursa, kime verecek, kimi vereceğimizi söyleyeceğiz. Neyi bir oyuncu vereceksiniz, bütçeyi biraz arttırırız ama değerli oyuncu olacak ama parayı değerine göre biraz uygun alacağız. Öyle bir oyuncumuz varsa bütçeyi biraz arttırırız. İyi bir oyuncu vermeseniz bütçeyi biraz düşürürüz. Onun için bizde bütçe yoktur. O tamamen her şey herhalde anlamamış. Çünkü onlar yönetim kurulu yapıyorlar. Demiş ya, şimdi başkanlar da biraz böyle çok tanıyor. Demiş ya ne oldu sen firmanın yanına girecektin, ne oldu demiş. Oyuncu verecek miyiz, alacak mıyız? Ya başkanım bunlar da para yoktur. Şimdi bir bütçemiz var, işte neyi gerektiriyorsun ya. Hocam bütçeden, şey başkanım bütçeden kaçsın şu. Bilinen geçtiğimiz yıl takım 16-17 hatta 20 civarında bir transferle lige girdi. Lig sonunda bu futbolcuların tamamına yakını takımdan gönderildi. Bu seneki tabloya baktığımız zaman bu tablonun da yine aşağı yukarı aynı olduğunu görüyoruz. Tabii ki yeni bir takım oluşturmak için de ciddi bir bütçe oluşması gerekecek. Çünkü böyle bir bütçe olmazsa dışarıdan Göztepe'ye yetişip kaliteli futbolcular da gelmeyecektir. Tabii ki bir bütçe olmalı ki bu bütçe doğrultusunda da teknik direktör o tarzda futbolcuları takıma getirmek adına çalışmalar yapacaktır ki bununla ilgili karar da verecek misiniz? Bir tarafımız bir bütçemiz var. Bütçemiz var da getireceğimiz doğrultuları durumuna göre değişti. Şeyin yani şöyle sınırımız şu, şu oyuncuları alacağız gibi bir şey yok. Demiyorsunuz. Kaliteli adamları getireceğiz. Hani kaliteli yapmak şeymiş yok. Şimdi şey olmasını istemiyorum, kimsenin rencide olmasını, kimseye düşünüşünü falan istemiyorum ama böyle biraz daha oyuna aç, kendini ispatlayacak yapıda yetenekli adamları getirir. Böyle marka olmuş, kim olmuş, futbolda bekletmiş, yetmiş adamları bu sene getirmeyeceğimizden emin olabiliriz. Yani şey böyle basın tatmini olsun, taraftar tatmini olsun, filan ekipleri getirecektim, böyle bir düşüncemiz yok. Türk oyun oynamaya aç ama çok tanınmamış adamlar olabilir. Sene biraz daha gelini ispatlayacak, bunlar Göztepe camiasında gelini önce ispatlayın diyecek yapıdan da ya onlar ne olacak? Ben zaten filan takımda gelini ispatladım, bütün Türkiye beni tanıyor gibi düşünen adamların Göztepe'de olmayacağını düşünüyorum. Yani böyle bir şey adamlara ihtiyaç. Çünkü çok kendini ispatlamış, gitmiş, Fenerbahçe'de oynamış, Galatasaray'da oynamış, Bilmem Beşiktaş'ta oynamış, hakikaten. Göztepe'de oynasam da olur, oynamasam da olur, diyecek yapıdaki adamların buraya gelmeyecek. Göztepe'nin soğuk olmayı öğrendim. Evet. Başardık iş adamlar soğuklar ya, hani böyle ya nasıl böyle bu kadar başarılı oldum, zengin oldum. Büyük tecrübeyle, tecrübe nasıl oluyor? Yanlış yapalım. Hata yaparak, biz yanlış yaptık, hata yaptık. Yani demiyoruz ki biz her şeyi doğru yaparız falan, öğreniyoruz. Biz de bilmediğimiz iş. Onun için bu konu, hakikaten bunu söylüyoruz, farklı bir iş. Öyle bir iş adamlarına, iş adamlarına benzemiyoruz. Yani daha sanki Sayın Başbakanımız bir ustarı çıraklık dönemi var, kazanlık dönemi var, ustarı dönemi var. Demeyelim, çıraklıktan çıktık daha. Böyle kafalığa da geçelim, kafalığa geçelim, iş yapalım. Bu da bir başlar mı?
Ama hemen gelecek senedir de sanki daha zor oluyor. Şimdi çok fazla insanın birleşimi yapacağız demek mümkün değil. Hedefimiz var ama bazen mesela insanlar işte bizim kıyılımız ne burada çıkıyor, durmamda şeyler veriyor. Çok fazla futbolda bazı gençler doğmuş. Yurda da dönmek değil mi? Biraz daha iyi olur. Altyazı M.K.